yol mutlaka ki bulunacaktır. Şimdi değerli seyirciler, biz NATO meselesinde veto'yu konuşurken aynı zamanda da Yunanistan'da sorunlar yaşıyoruz. Dedim ki birçok takip şu anda gitti Türkiye'ye şikayet etmekle meşgul toplantıda. Fakat bir de adalar mevzusu var. Amerika'nın bir şekilde yerleştiği Yunan adaları. Atina yönetimi tarafından tahsis edilen Washington'a. Şimdi bu adalar meselesi de Türkiye ile Ankara ile bir şekilde Atina'yı gerdi ama en fazla da silahlandırılmaması gereken adaların silahlandırılmasıyla Türkiye çileler çıktı. Orada çünkü bir kırmızı çizgi var. O kırmızı çizginin olabildiğince aşıldığını düşünüyor Ankara ve çok sert cevap veririm diyor. Bakınız, Yunan medyasında çok çarpıcı bir detay yer aldı. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk gemileri resmen Yunan savaş gemilerini kovalamış. Bildiğiniz kovalamış. Peki neden? Önce şu haritaya bir bakalım. Bu harita neydi? Türkiye'nin Libya'yla yaklaşık 3 yıl hemen hemen 3 yıl önce bu süreç başlamıştı daha doğrusu ama 1,5-2 yıl önce resmiyet kazanmıştı. Kıta sahanlığı yetki alanının daraltılması anlaşması yapılmıştı. Şimdi burası biliyorsunuz Türkiye. Hemen karşısında kıyı şeridi boyunca geçen bir Libya var. Uluslararası deniz hukukuna göre Birleşmiş Milletler'in sizin kıyıdaşlarınız yani kıyı attığınız boyunca belli bir derinliğe kadar inebiliyorsunuz. Bu derinlikten sonra herhangi bir ülkeyle kıyı şeridiniz kesişiyorsa onunla bir yetki alanı daraltma anlaşması yapabiliyorsunuz. İşte Türkiye bunu yaptı. Buradan bir hat çizdi Libya ile birlikte. Bu anlaşmayla burayı hat çizmek suretiyle kapattı. Şimdi kapatınca bu kez Girit'ten itibaren Yunanistan'ın Akdeniz'de yani Mısır'a doğru olan kıyı şeridiyle bağlantısı kesildi. Türkiye dedi ki burayı ben kapadım, Libya ile anlaştım, yetki alanlarını daralttım, burada ben enerji arayacağım. Şimdi bunun üzerine Yunanistan'ın hamleleri oldu. Fakat Türkiye bu kıta sahanlığı anlaşmasından ve ilan ettiği NAFTEX'lerden yola çıkarak ki NAFTEX'i de bunun için ilan ediyor Türkiye zaten. Bir şekilde bu kuralları ihlal eden Yunan gemilerini kovalıyormuş. Bunu söyleyen Yunan medyası. Bakınız, Yunan gazetesi Pentapostagma yaşanan olayı tüm teferruatlarıyla anlatmış. Aynen şöyle yazıyor gazetede. Türkiye, Güney Kıbrıs'ı resmen tanımıyor diyor. Tanımıyor, böyle bir iddiası var. Haliyle Kıbrıs ki öyle aslında da yani Türkiye orada hani tek devletli değil, iki devletli çözümden yana çünkü. Kuzey Kıbrıs tanınmadığı sürece Güney Kıbrıs da tanınmıyor. Şimdi haliyle Kıbrıs adasındaki alanların yani kıta sahanlığı alanlarını kendisine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait görüyor diyor Türkiye. Lefkoşa Güney Kıbrıs gemilerinin açılmasına yasak koyuyor. Türkiye'de NAFTEX ilan ederek bunu destekliyor. Akdeniz'in geri limanlarına doğru dönüyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Anlatmak istediğim şu. Yunan gemileri bir şekilde ihlal etmiş kıta sahanlığını NAFTEX ilan eder. Bunun üzerine Türk savaş gemileri harekete geçmiş. Şu bölgeden itibaren kovalamış. Şu bölgeden itibaren Yunan gemilerini kovalamış. Ve Yunan gemileri Kıbrıs'a kadar inmek suretiyle aşağıdan Kıbrıs'a doğru yönelerek şu bölümden Güney Kıbrıs'a sığınmış. Yani şu bölgeden takip ediyor Yunan gemileri, Türk gemileri. Yunan gemilerini kovalıyor yani. Geri püskürtüyor. Ve buraya kadar gidip Güney Kıbrıs'ta bir şekilde sığınıyorlar, limana sığınıyorlar. Gazete bunu anlatıyor detaylarıyla. Türk gemileri diyor, bizi Yunan ordusunu kovalıyor diyor. Yunan gemilerini kovalıyor. Şimdi bunlar sık sık oluyor. Ege'de de oluyor, ağırlıkta zaten Ege'de oluyor. Kıbrıs açıkları Akdeniz, Doğu Akdeniz'de de oluyor. Yani ip dalaşı oluyor havada. Zaman zaman hücum botları geliyor. Mesela Türk sahil güvenlik hücum botları Yunan gemilerini geri püskürtüyor. Zaman zaman onlar bir hamle yapıyor. Böyle karşılıklı bir dalaşma var zaten burada. Fakat gazetenin söylediği şu ki savaş gemileri, Türk savaş gemileri Yunan savaş gemilerini bildiğiniz kovalamış. Ya takip etmiş, püskürtmüş ve Güney Kıbrıs'a kadar bu gemilerin gidip burada demirlemesine yol açmış. Yani NAFTEX ilanı ve yapılan kıta sahanlığı yetki alanının daraltılması anlaşması ile birlikte Türkiye'nin çizdiği hudutları bir an ihlal ettiğinde Yunanistan hemen Türk donanması devreye giriyormuş ve böyle bir manzara yaşanıyormuş diyor söz konusu gazete.